Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının beklediği hac kurası çekildi. İmar barışı başvuruları için hafta sonu tüm kamu bankaları açık olacak. Hava koşulları nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Türkiye'de 2.213.835 adayın heyecanla beklediği haç kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilgisayar ortamında çekildi. Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği haç kurası bugün çekildi. Bu yılın haç kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilgisayar ortamında basına ve kamuoyuna açık olarak yapıldı. 80 bin kardeşimizin kura çekimi anına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ekranda başla butonu var. Oraya ben dokunacağım ve sistem çalışmaya başlayacak. Kura'da çıkmayacak olan kardeşlerimize de önümüzdeki yıl çıkmayı nasip eylesin diyorum. Rabbim niyetlerimizi makbul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu anda sistem çalışmaya başladı. Vatandaşlar kura sonuçlarına saat 23'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Şu anda Ankara ili için oda tercihli kura çekiliyor. Hemen ardından otel tercihli kura çekilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise haç kurası ile ilgili açıklamalar yaptı. Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını titizlikle sürdürecek ve hiç kimsenin hakkı zayi olmayacaktır. Bizim için asıl olan hacı adaylarımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek ve başka bir ülkede milletimizin ve devletimizin onuruna uygun bir temsili gerçekleştirebilmektir. Hacılarımızdan görevlilerimize kadar. Orada bulunan herkes, ülkemizden herkes bu onuru bize her yıl yaşatıyor ve her yıl şu iltifatı alıyoruz. Hem Suudi Arabistan ülkesi yetkililerinden hem de diğer ülkelerin yetkililerinden. Kainatta her şey bir plan ve program çerçevesinde hareket ediyor. Yüce Rabbimiz en hayırlı olanı bizlere nasip edecektir. Hac çıkan kardeşlerimizle sarılalım, onları tebrik edelim ve diyelim ki Kabe'yi ilk gördüğünüzde benim için dua edin, önümüzdeki yıl bana da çıksın inşallah diye o kardeşimize sarılalım, ondan dua bekleyelim inşallah. Sivas'a kurulması kararlaştırılan yeni üniversitenin ardından rektör ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Mehmet Kul, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Sivas'a kurulması kararlaştırılan yeni üniversitenin ardından rektör ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Mehmet Kul, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Çok yakın şeyin tecrübesi var. Sizde bilimsel bilgi var, hayatınız ama kamu hayatı idare çok farklı. 18 Mayıs 2018 tarih ve 34.425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun üzerinde kurulan yeni üniversitenin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Vali Ayhan, valiliğimiz koordinesinde yeni üniversite çalışmaları kurucu rektörümüzün atanmasıyla hız kazanacak. Bundan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz ile birlikte hızlı bir çalışma içerisine gireceğiz dedi.
Bugün itibariyle Profesör Doktor Mehmet Kul hocamız da Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörüne atanmış bulunmakta. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Tabii üniversite hocam çok büyük bir yük aldı. Çok meşakkatli bir yola çıktı. Çünkü yeni kurulan kurucu bir rektör olmak zordur. Binası yok, aracı yok, personeli şu an yok. Ama her şey bir ilki vardır. İlki kanun çekti ve daha sonra hocamız atandı. Bundan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitemizle beraber, rektörümüz Alim hocamızla beraber bizler el birliğiyle bu üniversitenin ayaklanarak yeni öğrenci alana kadar biz böyle bir adeta bir iyi bir ekip olarak yola çıktık. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kul'un görev yapacağı ve çalışmalarını sürdüreceği yeni bir ofis çalışmasının da planlandığını kaydeden Ayhan, ofisimizin yer tespiti yapıldı. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Rektörümüzle birlikte gece gündüz koşturup en kısa zamanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne on binlerce öğrenciyi kazandıracak şekilde bir çalışmaya imza atacağız. Teknik bir üniversite olması hasebiyle şehrimize farklı bir vizyon katacak dedi. Hocamızın da şu an hizmetlerini yürütecek bir ofisle ilgili çalışmamız devam ediyor. Bir nokta bir yerde karar kıldık. İnşallah yakında oranla fiilen açılışı gerçekleştiririz. Ve hocam gece gündüz koşturacak. En kısa zamanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 10 binin ve daha fazla öğrenci alacak kapasitede olacak bir çalışmaya imza atacağız. Bu süreçte dediğim gibi tüm Sivas halkı, tüm STK'ları, tüm iş adamları, özellikle Cumhuriyet Üniversitemiz ve Valimiz bu süreçte elini değil gövdesini koyarak bu süreci yürütecek. Hocama her zaman destek olacağız. Hocamız her zaman yanındayız. Allah mahcup eylemesin diliyoruz. Sivas halkına ve sizlere hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kulsa, atamasının yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sivas halkına teşekkür ederek en kısa sürede üniversitenin eğitim hayatına başlaması için çalışacaklarını kaydetti. Yapılan yolu, yeni binalar kurulacak kadar arkadaşlar. İnşallah bundan sonrası çok daha hızlı, çok daha güzel olur. Yani en zor dönemde bir şey bekliyoruz. Evet. Allah'ın etkisi. Allah'ın etkisi. Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası'nda 2018 yılında üretilen projeler başta olmak üzere 995 milyon liralık proje rezervinin yürütümü hakkında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ile ilgili teknik personeller de eşlik etti. Bir şey kalmamış aslında yani. İyi bir ekip. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya yıl boyunca sürdürülen projelerle devam eden çalışmalar hakkında Genel Sekreter Kaya'ya bilgiler verdi. Genel kesimler tekrar mermerle şey yapılacak. Tavanda işte bir çalışmamız olacak. Zemin bu şekilde mermer, desenli. Tamam. Bunlar özel kesim. İşte siyas kesim dediğimiz bunlar. Tamam. Projeler kapsamında bakanlıklar tarafından idareye aktarılan ve İl Özel İdaresi tarafından ayrılan ödenekler kapsamında 995 milyonluk proje rezervinin oluştuğu ve bu projeler kapsamında İl Özel İdaresi'ne 579 milyon lira ödenek aktarıldığını söyleyen Kaya, büyük bir aşkla hizmet götürmeye gayret ediyoruz dedi. İl Özel İdaresi olarak ilimiz merkezinden ilimizin en ücra köşesinde bulunan yerleşim birimine kadar büyük bir aşkla hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle bugün Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası inşaatındaki son durumu Plan Proje Müdürümüz ve müdürlüğümüzdeki teknik arkadaşlarımızla beraber geziyoruz. Son noktada gelinen noktayı tespit ediyoruz. Genel Sekreter Kaya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde toplam 512 iş üretti. Bu işlerden 376 tanesi yıl içerisinde tamamlanmış durumda. 512 işin toplam maliyeti 995 milyon liradır. Bu rakamlar idaremizin yönetmiş olduğu proje rezervinin ne kadar büyük olduğunun önemli bir göstergesidir dedi. Tabii Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Müdürlüğümüz 2018 yılı içerisinde toplam 512 iş üreterek bu işlerin tamamlanmasını sağlamaya çalıştı. Ve bu işlerden 376 tanesi yılı içerisinde tamamlanmış durumda. Tabii 512 adet işin parasal büyüklüğünden bilgi verecek olursak
önceki yıldan sari ve 2018 yılında başlayan ve üretilen projelerin toplam maliyeti 995 milyon liradır. Yani bu müdürlüğümüz çatısı altında yönetmiş olduğumuz proje rezervinin ne kadar büyük olduğunun önemli bir göstergesi ve Sivas İl Özel İdaresi'nin iş üretme kapasitesinin de bir istatistiksel yansımasıdır. Sivas İl Özel İdaresi'nin 2018 yılında ortaya koyduğu başarının 2019 yılında da devam etmesini dileyen Genel Sekreter Mehmet Nebikaya, herkesin yeni yılını tebrik ediyorum diye konuştu. Tabii artık yıl sonuna geldik. Bugün aslında bir nevi 2018 yılının da özetini çıkarmış olduk. Yılın sonuna gelip yeni bir yıla inşallah hep birlikte başlangıç yapacağız. 2018'deki bu başarımızın 2019 yılında da devam etmesini arzuluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek Sivas için gerçekleştirmek istediği projeler hakkında bilgi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er basın mensupları ve partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Onunla ilgili de bütün yatırımcılara belediye şirketleri öncülük yapacak. Düzenlenen kahvaltıya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Özkan Turan Navruz, MHP Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu, MYK üyesi Ferhat Doğan, Ülke Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Özkan, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı. İşçilerimiz var. Yani şehri biraz öz değerlerini de koruyalım dedi bizden başta. Şimdi şöyle. Ya bir ülkenin Belediye Başkanı Adayı Mehmet Er 31 Mart yerel seçimleri sonrasında belediye başkanı olması halinde Sivas ve Sivas için gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. Yapacağı projeler arasında ilk önce mevcut olan basın sitesinin durumunun iyileştirilmesi ve basın mensuplarının sorunlarına çözüm odaklı çalışacağını belirten Er planlarını sıraladı. Basınımıza biz sahip çıkmalıyız. Biz sahip çıkmalıyız ki onlar da var gücüyle şehir için çalışsın. Çalışıyorlar ama daha fazlası lazım bize. Mevcut basın sitesi artık eskide, iş göremez hale geldi. Biz onları tanıtıyor fakat onlar herhangi bir proje üretemedi. İlk olalım. Şehrin basını için yeni basın sitesi kuracağız. Tamamen şehir basına hizmet verecek. Böyle bizim ilk seçim beyannamemizde tek ilk maddemiz buydu bizim. İlerleyen süreçte sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ve Sivas'ta yaşanan göçü engellemek için kısa, orta ve uzun vadeli projeler hedeflediklerini aktaran Er şunları kaydetti. Yapacağımız şey sosyal belediyecilikle beraber Sivas'taki göçü engelleyecek kısa, orta ve uzun vadeli projeler geliştiriyoruz. Biz önce Sivas'ta olan yatırımcıları çekmeye çalışacağız. Oradan sonra Türk yatırımcıları. Uzun vadede de yabancı yatırımcıları Sivas'a çekmek zorundayız. Şehir ile üniversite arasında var olan mesafeyi en aza indirgemek ve ulaşımı kolaylaştırmak adına farklı projelerin olduğunu söyleyen Mehmet Er, Sivas Belediye Başkanı olduğu takdirde sahada çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Eğer halkımız teveccüh gösterir de beni belediye başkanı yaparsa 5 yıllık görev süresince normal bir belediye başkanlığı yapmayı düşünmüyorum. Ben iş adamıyım. İş adamı ne yapması gerekiyorsa planlamamı, fizibilitelerimi hazırlarım. Sivas için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Er ayrıca herkesin ortak değerlere sahip olduğunu ve hiç kimseyi ayrıştırmadan 5 yıllık görev sürecinde eğitim, göç, işsizlik ve vatandaşın sorunlarının çözümü için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Sadece bir işsizliğe çözüm olarak da değil, Sivas'a özenilebilir insanların imrendiği, yaşam şartlarının, yaşam koşullarının daha iyileştiği bir Sivas olursa zaten insanlar kendi kendine de gelecek. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ise 31 Mart tarihinden sonra Sivas'ta vatandaşların kararı doğrultusunda Mehmet Er'in halkın belediye başkanı olacağını belirterek şunları ekledi. Bizim Mehmet Bey'i seçmemizdeki ana kriter herhangi bir şekilde o 15 Temmuz darbe girişimini yapan vatansız ve milletsizlerle herhangi bir ilişkisinin olmaması bir. İkincisi Sivas sevdalısı olması, hala doğduğu evde yaşıyor olması ve vizyon ve misyon sahibi olması. Bu üç temel unsur bizim için yeter şarttı ve Sivas için de yeter şart olacağına inanıyoruz.
31 Mart'tan sonra da kendisi de ifade etti. Liderimizin de emri budur. 31 Mart'a kadar üç alalı bayrak altında seçimlere hazırlanacaktır. Rabbim nasip eder, vatandaşlarımız da teveccüh gösterirse 1 Nisan'dan itibaren bütün Sivas'ın belediye başkanı olup üç hilalli rozetini çıkartıp yerine Türk bayrağı takacaktır. Son olarak ise belediye başkan adayı Mehmet Er basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ziraat Bankası'nın yastık altındaki altınların kayıp ve çalınma riskine karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet güvencesiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının 4. uygulaması başladı. Yastık altındaki altınların kayıp ve çalınma riskine karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet güvencesiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının 4. uygulaması 17 Aralık 2018 tarihi itibariyle başladı. Bu uygulama kapsamında yastık altındaki altınların devlet güvencesi altına alınarak yatırıma dönüştürülme imkanı sunuluyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ziraat Bankası Sivas Bölge Yöneticisi Dr. Murat Serdar Bulut, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı hakkında bilgiler verdi. İlk etapta Sivas Merkez Şube ve Tokat Şubesi, sonraki hafta Şarkışla Şubesi, takip eden hafta bir boşluk var. Akabinde de yine Tokat'ta 4 Eylül şubelerimizde bu süreci devam ettireceğiz. 17 Aralık'ta başlayan süreç yaklaşık 7 hafta boyunca Türkiye'de 81 ilde 304 şubede devam ediyor. Bu süreçte ne yapılıyor? Daha önce örneklerini yaşadık. Şubelerimizde İstanbul Altın Rafinerisi'nin elemanları geliyor. Yastık altında insanlarımız, kişilerimiz tarafından kullanılmayan, atıl vaziyette duran, sadece teminat anlamında bulundurdukları, güvence olarak tuttukları altınların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bunun için faize duyarlı ve faiz hassasiyeti olmayan vatandaşlar için iki türlü bir uygulama var. Altın tahvili, faize duyarlı olmayanlar için altına dayalı kira sertifikası, kira gelirleriyle kazanç sağlamaya yönelik olarak altına dayalı kira sertifikası ürünü sunuluyor. Bu üründe yıllık getiri 2,40, 2 yıl sonunda getirisiyle beraber 4,80'lik bir getiri olacak. Kişilerin şubelerimize getirerek yatırıma aktardığı altınların karşılığında. Hangi tür altınlar kabul ediliyor? 22 ve 24 ayar altınlar 1000/1000 safla tamamlanarak kendilerine yatırım hesabı açılıyor. Altına dayalı tahvil ya da altına dayalı kira sertifikası şeklinde. Toplanan bu altınlar altın eksperleri tarafından alınıp İstanbul Altın Rafinerisi aracılığıyla darphanede eritilerek 100 gram ya da 1 kiloluk külçe altınlar haline getiriliyor. Müşteriler 2 yılın sonunda vergi ve stopaj ödenmeksizin herhangi bir mevduat hesap ücreti, yatırım hesap ücreti, saklama ücreti ödemeksizin 2 yılın sonunda net 4,80 getiriye ulaşıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşın başvurduğunu belirterek, vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacak dedi. İmar barışına toplam başvuru sayısını da açıklayan Bakan Kurum, bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar. Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi dedi. İmar barışına ilişkin sizlere bilgi vermek istiyorum. Bugün için imar barışına başvuran vatandaşımız yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar. Toplam ödenen bedelde yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışında 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin tamamlanmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek şeklinde konuştu. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah
değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu tüm kamu bankaları açık olacaklar ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır. İmar barışından vatandaşımız faydalanabilir. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre merkezde 18, ilçelerde Divri'de 15, Doğanşar'da 4, Gölova'da 12, Gürün'de 34, Tafik'te 8, İmranlı'da 70, Kangal'da 28, Koylisar'da 7, Suşehir'inde 15, Ulaş'ta 2, Yıldızeli'nde 3 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Öte yandan Sivas il merkezinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Sivas'ta iki çocuk annesi kadın eşi tarafından doğal gaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu. Olaysa çiftin komşularının ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı. Sivas'ta iki çocuk annesi ZŞ, eşi YŞ tarafından doğal gaz borusuna eşarpla asılı halde ölü olarak bulundu. Bir olumsuzluk yok efendim. Olay saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toki konutlarında meydana geldi. Binanın 5. katındaki daireden çocukların ağlama seslerini duyan komşular durumu markette çalışan ZŞ'nin eşi YŞ'ye bildirdi. Evine gelen ancak içeriye giremeyen YŞ itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren YŞ, ZŞ'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğalgaz borusunda eşarpla asılı buldu. Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk evde bulunurken olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ZŞ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından ZŞ'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Haber alarak olay yerine gelen ZŞ'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalınacağını beyan ediyor. Şu an bir olumsuzluk yok efendim. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü tarafından sosyal inceleme raporu yazma, yöntem ve teknikleri adlı konferans düzenlendi. Edebiyat Fakültesi B binası konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı sosyal hizmet uzmanı ve sevgi evleri müdürü Murat Özdemir, kulüp üyeleri ve öğrenciler katıldı. Tamam. Murat Özdemir konuşmasına bizim meslekle ilgili en önemli çıktığımız rapordur ve en yoğun kullanılan sosyal inceleme raporu ve görüşme raporudur diyerek sözlerine başladı. Bizim meslekle ilgili hepiniz inşallah göreve başladığınızda meslekle ilgili en önemli çıktığımız bizim arkadaşlar rapordur. Ve en yoğun kullanılan sosyal inceleme raporu ve görüşme raporudur arkadaşlar. Özdemir, biz müracaatçılarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan çıktıya rapor diyoruz. En çok kullanılan rapor sosyal inceleme raporudur dedi. Yani hangi alanda çalışsak çalışalım. Kişilerle ilgili, müracaatçılarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yapılan araştırmanın sonucunda ortaya çıkan çıktıya rapor diyoruz arkadaşlar. Sosyal inceleme raporunun dışında çok yoğun kullandığımız rapor türlerinden biri de görüşme raporudur diyerek sözlerine devam eden Özdemir şunları kaydetti.
Tabii sosyal inceleme raporunun dışında çok yoğun kullandığımız rapor türlerinden biri de görüşme raporu arkadaşlar. Görüşme raporuyla sosyal inceleme raporu çoğunlukla karıştırılır. Görüşme raporunda sadece müracaatçı ya da müracaatçı hakkında bilgi alabileceğiniz bir ya da iki kişiyle görüşüyorsanız, yani ayrıntılı bir sosyal inceleme yapmıyorsanız, yapılan görüşme sonucu oluşturduğunuz rapordur arkadaşlar. Fevzi Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencileri doğadaki çocuklar ve dışarıdaki çocuklar projesi kapsamında kuşları soğuk havadan korumak için ağaçlara yuva ve yemlik yaptı. Fevzi Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencileri doğadaki çocuklar ve dışarıdaki çocuklar projesi kapsamında kuşları soğuk havadan korumak için ağaçlara yuva ve yemlik yaptı. O geliyor. Kargocam ha, sen de şuraya. Minik öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri eşliğinde atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaç dallarına astı. Çok da güzel oldu seninki. Dön bu tarafa. Dön bu tarafa. Dön bu tarafa. Sen mi yaptın onu evde? Silindir şeklindeki kartonların etrafını yemle saran öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri de ipli ağacın dallarına asarak kuşlar için ulaşılabilir hale getirdi. Bak fotoğrafa poz ver. Tamam. Oraya bak. Fevzi Paşa İlkokulu Müdürü Mustafa Demir etkinlik hakkında bilgi vererek yoğun bir kar yağışı oldu. Havanın da soğuk olmasından dolayı kuşlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz de böyle bir proje yaparak hayata geçirdik dedi. Kış mevsimindeyiz. Dolayısıyla yoğun bir kar yağışı oldu. Bizim kültürümüzde komşusu açken tok yatan bizden değildir. Dolayısıyla bu komşu sadece işte insanlar değil, canlılar da bir komşumuz. İşte kuşlar, kurtlar, bütün bunlar kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bir proje yaptık tabii. Bu proje kapsamında hem çocuklara bir bilinç kazandıralım, kuşları yem yuvası yaparak hem hayvan sevgisini aşılamak hem de diğer komşularımızla bu şartlarda aç olduğunu vurgulayarak böyle bir projeye yapmış olduk. Sınıf öğretmeni Feray Aygel, biz bu etkinliği 3 yıldır yapıyoruz diyerek artık gelenekselleşti. Önceki yıl Kurt Deresi Parkı'na kuş yuvası asmıştık. Geçen yıl kuş yemleme yaptık. Bu yıl kuş yemleme etkinliği yapacaktık ama velilerimiz sağ olsunlar, kuşlarımız sadece yem yemesin, üşümesinler de diyerek kuş yuvalarını yaptılar dedi. Önceki yıl Kurt Deresi Parkı'na kuş yuvası asmıştık. Geçen yıl kuş yemleme yaptık. Bu yıl kuş yemleme etkinliği yaptık ama velilerimiz sağ olsunlar, kuşlarımız sadece yem yemesinler, üşümesinler de diye düşünerek kuş yuvaları yaptılar. Çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiler. Birçok kuş yuvasına yakından baktığımız zaman sıfır atık projesiyle de birebir uyuşuyor. Daha çok dondurma çubuklarından yapıldı. Velilerimiz bunları kullandılar. Ben burada velilerime çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çocukların bu konuda hani bir farkındalık yaratmamız gerekiyordu. Onu yarattığımızı inanıyorum. 30 öğrenciyle yürüttük biz bu çalışmayı. 30 öğrenci. Bu çalışmamızın bir ayağı. Yani daha çok çalışmalarımız olacak. Öğrenciler ise kuşlara yuva yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı -9 dereceye kadar düştü. Kapalı alanlarda kurutulan elbiseler dahi dondu. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı -9 dereceye kadar düştü. Kapalı alanlarda kurutulan elbiseler dahi dondu. Gün içerisinde termometreler -9 dereceyi gösterirken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araç camlarına buzlanmayı önlemek için karton ve naylon örttüğü görüldü. Yakıtı donan otomobiller ise çalışmadı. Araçlarının tekerlek aksamları donan sürücüler de araçlarını hareket ettirmekte güçlük çekti. Tuzlanmayan ara sokaklar buz pistine döndü. Aksu Park içerisindeki süs havuzu ise dondu. Kuruması için kapalı alanlarda asılan elbiseler bile dondu kaldı.
Vatandaşlarsa havanın soğuk olduğunu ama kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktığını belirttiler. Hava son derece de soğuk ama kışın da getirdiği güzel bir manzara var. Hem bu manzaranın güzelliği hem de kışın bizde yarattığı zorluklar beraberinde gidiyor. Olmaz mı? Sivas soğuk olur. Üşüyor muyuz peki? Şimdi giyinirsen üşümezsin, giyinmezsen üşürsün. Nasıl hissediyorsun peki kendinizi? Valla biraz daha ılık olsa iyi olur ama Sivas'ın özelliği bu. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.